Bazı gerçekler yaşarken acıdır. Yıllar sonra masala dönüşür. Bazı masallar ise masal olmayacak kadar gerçektir. Gerçeklerden kaçanlara ders olsun diye de anlatılır. Bazı hayatlar biter bitmez unutulmalı, bazı hayatlar ise tekrar tekrar yaşanmak için tekrar tekrar masal gibi anlatılmalı. Ben Armağan Çağlayan, size anlatacaklarım var. Bazısı masal, bazısı gerçek. Uçuk kaçık masallara hoş geldiniz. Bir varmış, bir yokmuş. Dünyanın delisi çokmuş ama bizden daha delisi yokmuş demişler ve bu masalı şöyle anlatmışlar. Cumhuriyet döneminde ilk düzenli at yarışları 1924 yılında Veli Efendi Hipodromu'nda başlamış. 1939 yılına kadar ayda 6, 8 ya da 12 günü ayın yarışlar yapılıyormuş. Bu yarışlar İstanbul Valiliğine bağlı yarış ıslah encümenine, müşterek bahisler ise İş Bankası'na bağlı olarak yapılıyormuş. 1939 yılı at yarışlarının atılım yaptığı yılmış. İşte o yıl at yarışlarına olan ilgiyi arttırmak için bazı önlemler alınmış. Mesela Veli Efendi'ye giden yollar düzeltilmiş, ek tren seferleri konmuş. Efendim, bahis oynanan kişi sayısı 2'den 12'ye çıkartılmış. O zamana kadar belli bir çevrenin ilgisi olan at yarışları bu önlemlerin alınmasıyla gerçekten at yarışlarına olan ilgi artmış ve daha fazla insan at yarışlarına ilgi duymaya başlamış. Hatta o kadar önlem alınmış ki 1939 yılında bir hafta önceden bülten yayınlanmaya başlamış o haftanın yarışlarıyla ilgili. İşte bu önlemler İstanbul'da at yarışlarına olan ilgiyi gerçekten her sosyal katmana yaymış. Daha sonra ise İzmir ve Ankara at yarışları da buna eklenmiş. 1939 yılına kadar milli piyango ve tayyare piyangosu dışında hiçbir şey bilmeyen vatandaşlar bu at yarışı bahisine çok ilgi göstermeye başlamışlar. O kadar ilgi göstermeye başlamışlar ki zamanın gazeteleri at yarışları ile ilgili tahminler efendim çeşitli sayfalar hazırlamaya başlamışlar ve bu sayfalar çok ilgi görmeye başlamış. Bahislerde müşteri sayısının artması tabii ki kötü niyetli kişilerin ortaya çıkmasına ve şike söylentilerinin yavaş yavaş başlamasına sebep olmuş. 1940 yılının sonlarına doğru şike söylentileri ayyuka çıkmaya başlamış. Hatta bazı jokeylerin de bu şikelere katıldığı, bu şike söylentilerine katıldığı haberleri artık gazetelerde de yavaş yavaş yer almaya başlamış. 1948 yılının Mayıs ayında başını Cumhuriyet'in çektiği bazı gazeteler artık at yarışı haberlerine sayfalarında yer vermeyeceklerini açıklamışlar. Bu söylentiler sırasında bir sürü de olay olmuş Veli Efendi'de. Bazı seyirciler Veli Efendi'nin efendim pistini taşlamışlar, çeşitli taşkınlıklar yapmışlar. Ama hep bu olaylar, yani bu söylentiler ve taşkınlıklar Veli Efendi'nin içinde sınırlı kalmış. Ta ki 1949 yılının Temmuz ayına kadar. 31 Temmuz 1949 tarihinde Veli Efendi Hipodromu'nda yaşananlar at yarışı tarihinde en büyük olaylar olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yerini almış. Bu tarihte yapılan bir yarışta favori atlar varmış. Efendim 4 tane favori at varmış. Yarışta da 6 at yarışacakmış. 6 atın yarıştığı bu yarışı yarış severlerin eşek diye tabir ettiği 2 tane at 1. ve 2. olarak tamamlamış. Yarış severler at sahiplerinin ve hakemlerin bu yarışta şike yaptığını iddia etmişler ve Yüksek Hakem Kurulu'na itirazda bulunmuşlar. Fakat Hakem Kurulu bu itirazları kabul etmemiş. Buna tepki gösteren seyirciler önce hakem kulesini, sonra at sahiplerinin bulunduğu türbünü, muhasebeyi, müdüriyeti ve bahis gişelerini ateşe vermişler. Ve daha sonra bahis gişelerini yağmalamışlar. Üstelik bu çıkan yangını söndürmeye gelen itfaiyenin hortumunu da kesmişler. Veli Efendi Hipodromu içinde bir açıklama yapılmış. Denmiş ki ikili bahis oynayanların paraları iade edilecek. Fakat buna rağmen olaylar bir türlü yatışmamış. Ağustos 1949 yılında çıkan Akşam Gazetesi şunları yazmış. Veli Efendi Hipodromu'nda olaylar çıktı. Kafa göz yarıldı fakat elhamdülillah kimsenin canına bir şey olmadı. Köşe yazarları hem olayları çıkaranlara, hem jokeylere, hem de gerekli önlemleri almayanlara karşı tepkiliymiş. Özellikle baştan beri hipodromda bahis oynanmasına karşı olan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Burhan Felek, köşe yazısında at yarışlarıyla futbol müsabakasında yaşananları karşılaştırmış ve aynen şöyle yazmış. İntizamsızlık sadece at yarışında değil,
Futbol müsabakalarında da var. Sahada takımları hakemi taşlamıyorlar. Anasına, avradına, mukaddesatına küfür etmiyorlar mı? Bunları yapanların kaç tanesi yakalanıyor? Böyle hadiselere zabıta ne yapabiliyor? Spor müsabakası seyretmeye gelen zabıta memurundan asayiş vazifesi beklenir mi? Burhan Fele'ye göre at yarışlarında bahis oynatma işi düpedüz kumarmış. Ama madem devlet bu kumar işine girmiş, o zaman gerekli önlemleri almalı ve hırıltıya meydan vermemeliymiş. Tepkiler üzerine ertesi gün yarış atı sahipleri bir açıklama yapmışlar. Yarış atı sahipleri yan yana gelip demişler ki at yarışı izlemek belli bir kaliteli zümrenin efendim belli bir eğitimin işidir. Eğer gelip burada para kaybeden insanlar gidip tavlada ya da zarda da aynı parayı kaybedeceklerdi. Ve biz yani at yarışı sahipleri ve jokeyler böyle kumar oynatılan efendim şike yapılan insanlar olarak gösterilmesinden biz çok rahatsız demişler. Üstelik demişler ki Atatürk de atlara son derece düşkündü. İşte bu sebeple de efendim adına zaten gazi koşusu düzenleniyordu. Bu tür söylentilerin yapılması, yayılması biraz saçma. Üstelik biz bir yatırım yapıyoruz. Efendim haralara, atlara bir yatırım yapıyoruz. Ve müteşebbisiz. Bizim bu müteşebbisliğimize, yaptığımız yatırıma zarar verilmesi doğru değil. Bu hareketleri yapan da birkaç tane zaten çapulcu. Ve bu çapulcuların bunları yapmasına, at yarışlarına zarar vermesine izin vermeyeceğiz. Ağustos ayında nihayet devlet katından bir açıklama gelmiş. İçişleri Bakanı Emir Erişirgil at yarışlarıyla ilgili açıklama yapmış. Ve aynen şunları söylemiş. Hile varsa bile olay mı çıkartmak lazım? Bu bir insanın bu insan beni kızdırdı diye cinayet işlemesine benzer. Devletimiz bu konuyla ilgili gerekli önlemleri alacaktır. O dönem muhalefette olan Demokrat Parti ise yarışlarla ilgili bu şike iddialarının uzun zamandır hatta yıllardır konuşulduğunu, bu durumun yani bahis, yarışlarda bahis oynanması durumunun ilkokuldaki çocuktan başörtülü nineye kadar herkesi kumarbaz yaptığını söylemiş. Ağustos ayında bu olaylar sebebiyle yakalanan ilk 18 kişi mahkeme önüne çıkartılmış. Ay sonuna kadar 123 kişi yağma, yıkma, yaralama, efendim jandarma komutanın başına mısır koçanı fırlatma gibi sebeplerle tekrar hakim karşısına çıkartılmış. Bu hakim karşısına çıkartılanlardan 30 kişisi tutuklanmış. Jandarma komutanı ise görevden alınmış. Olayları çıkaranlar yargılanıp jandarma komutanı görevden uzaklaştırılmış ama savcılık aksini iddia etse de henüz şikenin yapıldığı ispat edilememiş durumdaymış. Ve hükümet tarafından bahislerin yasaklanması teklifleri kabul görmemiş. Hükümet bahislerin daha sıkı kontrol altına alınması yönünde çalışmalara başlamış. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Abidin Daver, Cumhuriyet Gazetesi'nde at neslini ıslah edelim derken başlıklı bir yazı kaleme almış. Abidin Daver'e göre bu at yarışlarını ıslah etmek mümkün değilmiş. At yarışları toptan yasaklanmalıymış. Mesela bir at yarışı gününde dönen para 200 bin liraymış. Bunun 50 bin lirası da organizatörlere kalıyormuş. Abidin Daver şöyle demiş. Yıldız gazinosu kumarhanesinde bile bu kadar para dönmüyor. Hükümetin bahis hileleri ve şikeyle ilgili düzenleme yapması epey zaman almış. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre çifte bahis yasaklanmış. Tarım Bakanlığı düzenlediği yarışlar bu sebeple yasaklanacakmış Milliyet'in haberine göre. Ancak ertesi gün Milliyet bu kez çifte bahis ve yarışlar serbest bırakıldı diye haber yapmış. 23 Ekim 1950'de Türkiye Jokey Kulübü kurulmuş. Türkiye Jokey Kulübü'nün amacı işte efendim bu yarışları ve şike iddialarını denetlemek, belli bir düzene sokmakmış. Ama bu da çok çare olmamış. 1953 yılında tekrar Veli Efendi Hipodromu'nda büyük bir gösteri, büyük bir ayaklanma olmuş. Bu kez jokeyler taşlanmış. Jokeylerden Muhacir Ahmet bayağı kovalanmış ve bayağı taşlanmış. Asıl şenlikli yıl 1955 yılının Temmuz ayıymış. Muhacir Ahmet bir kez daha ortaya çıkmış. Demokrat İzmir Gazetesi şikeyi yapan hipodrom faresi Muhacir Ahmet diye manşet atmış. Vatan Gazetesi ise Muhacir Ahmet ve Hempaları diye bir başlık atmış.
İşte bu başlıklar ve bu haberler hükümetin dikkatini çekmemiş ama Veli Efendi'ye giden, yarışları seyreden ve bahis oynayan insanların dikkatini çekmiş. Muhacir Ahmet bu kez bir kez daha Veli Efendi'de yakalanmış, taşlanmış, dövülmüş. Ağustos 1955'te Tarım Bakanlığı nihayet harekete geçmiş ve şike ve dopingi önleyecek bir komisyon kurmuş. Şike ve dopinge ağır cezalar konmuş. Şike ve doping tabii ki olmayacakmış ama yarışlar eskisinden daha temizmiş. At yarışlarına olan bu ilgi 1959'da Spor Toto'nun başlamasıyla azalmış. Artık herkes parasını Spor Toto'ya yatırmaya başlamış. Gökten 3 elma düşmüş. Birisi anlatının başına, birisi dinleyenlerin başına, diğeri de Veli Efendi Hipodromu'nun başına.